8 Kasım Pazartesi günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim. Lütfen abone olun, beğeni yapın, kanalımızda kalın. Herkese paylaştırın, kanalımız kocaman olsun, kocaman bir kanal olalım diyorum. Pazartesi günü gideceğiniz ortamlarda çok fazla insanların gözü, enerjisi sizin üzerinizde kalacak. Yakın arkadaşlarınızın böyle kem gözlü duruşları ve iş çevrenizdeki kıskanç enerjileri çok fazla üstünüzde hissedeceksiniz. Nazara gelebilirsiniz, dikkat diyorum. Ve uzun süredir yeni bir iş beklentisi ve bunlarla ilgili başvuruları yarın pazartesi günü yapabiliriz. Ve sosyal çevremizde ciddi anlamda kendimizi geliştireceğimiz hamleler söz konusu. Ve eğitim konusunda da ufak tefek dil araştırmaları hakimiyet olacak. İlişki konusunda sadece ilişkinizle ilgili tartışmalar ve kıskançlıklardan uzak duralım diyorum. Değerli boğalar, iş yoğunluğu çok fazla tartışmalar. Duygularınız çok fazla, enerjiniz maddesel ve kişisel konularla istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimci ruhunuz daha ön planda mümkün olacak. İletişimlerde hata yapmanızı istemiyorum. Kendinize yeni bir telefon, yeni bir bilgisayar alma kararı içerisinde olabilirsiniz. Yeni iş bakmak isteyenler için güzel bir pazartesi değerlendirebilirsiniz. Hayırlı olabilir. Ama en önemli şey sizin için ilişki konunuzda güzel bir hediye alma ya da güzellikler getireceği bir günün tadını çıkartma ya da güzel bir mesaj ya da sevgilinizden ne haber bekliyorsanız olumlu diyalog olacak. Değerli ikizler, yüzünüz pazartesi günü özellikle yerleşim konularınızla alakalı sakin hava arayabilirsiniz. Kimseyle haberdar olmak istemeyebilirsiniz. Biraz ketum bir ruhunuz. Yanlış anlaşılmalara, yanlış kaprislere sebep olabilir. Enerjinizi lütfen yanlış aktarmayın yarın ve öğleden sonra daha bir enerjiniz ve ufak ve böyle kendinizi geliştirmek istediğiniz bir oluşum sağlayabilir. Hatta bilet araştırmasına girebilir. Ailenizle alakalı da geçireceğiniz keyifli bir günün akşamın tadını çıkartabilirsiniz. Sevgilinizle aranızda ya da ilişkinizle aranızda beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilir. Biraz canınız sıkılabilir diyorum. Değerli yengeçler, hayatınızda özellikle sezgileriniz, duygularınız, yaratıcı hayatınız ve kimliğiniz daha arzulu ve istekli olacak. İşe başlarken enerjiniz, kıpır kıpır ruhunuz, her şeye sahiplenmek isteyebilirsiniz. Fakat ailenizde bir sağlıkla ilgili ya da ailede ev tamiriyle ilgili gerginlikler söz konusu olabilir. Pazartesi böyle hem bir gergin hem enerjinizin yüksek olacağı bir evre. Kendi güveninizin daha mutlu olacağı ve başarmak istediğiniz yenilikler var. Bunlara konsantre olacağınız. Kendinizi çok fazla spora verebilir. Enerjinizi sporla pekiştirebilirsiniz. Bu ara rejim yapma enerjiniz çok ön planda. İlişkiyle ilgili de belki olayları kendi yönünüzden anlamaya, kendi evrenizde değer vermeniz gerekebilir. Biraz karşı tarafa da anlayış gösterin diyorum. Aslanlar, duygusal ilişkilerinizle alakalı disiplin isteyebiliriz. Bazı olayları çok sert ifade edebiliriz. Evraklar, cep telefonları, bu tarz olayları araştırma ruhuna girebiliriz. O yüzden içsel dünyamız çok fazla kıskançlığa geçiş yapacak. Sakin, mantıklı adım atmanızı istiyorum. Geçmiş bir ilişkinizin geri gelmesi kafanızı karıştırabilir. Bu ara en çok ev alerjiniz, evdeki koku alerjiniz sizi yıpratıyor olabilir ya da dışarıdaki alerjik reaksiyonlarınız ön planda. Bir de kendinize meslek konusunda değiştirmek isteyenler için gün içerisinde araştırmalara geçiş sağlayabilirsiniz. Değerli Başak Burçları, en çok şansın sizden olacağını düşünürken iş hayatınızdaki pazartesi çok gergin, çok stresli, evrak, bu koşturma ve düşünceleriniz devamlı konuşacak. Arzu ve istekleriniz arkadaşlarınızla alakalı yanlış anlaşılmalara sebep olabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak, biraz kendinizi bulmak isteyebilirsiniz. O yüzden pazartesi biraz size dokunmamak lazım. Bazı konularda da yakın güvendiğiniz insanlardan yeni destekler, yeni oluşumlar evresine girebilirsiniz. Sevgilisi olmayanlara sürpriz bir iletişim olabilir sosyal medyada. İlişkisi olanlar için de güzel bir pazartesi, hatta sinema ya da kendimize ait enerji toparlamamız bize iyi gelecek diyorum. Değerli terazi burçları, zevkler ve para harcamalarınız fazlasıyla ön planda olacak. Kendinizi iyi hissetmek için her şeyi almak, yani ruhunuzu doyurmak isteyeceksiniz. O yüzden sizden ricam, harcama evrelerinize mutlaka dikkat edin.
fazla bu ara çevrenizdeki dostlarınıza parasal konuda harcamalar yapıyorsunuz ve pazartesi bunun farkına varacaksınız. Öğlen çok fazla yemek uyku halinize düşebilirsiniz. Yemek enerjimizi düzeltelim. Bir de kredi düşünen, bu yarın kredi çekmek isteyenler için doğru bir karar, ama sevgilinizle aile arasındaki tartışmalara şahit olabilirsiniz. Bu da sizin canınızı sıkabilir. Aman dikkat diyorum değerli teraziler. İlişkinizle alakalı bazı şeyleri içinizde tutun, yoksa zarar göreceksiniz. Akrepler, acayip dikkat etmeniz gereken iş ortamınızda odaklanma sorunu yaşayabilir. Duygusal çalkantınız iş enerjinize yansıyabilir. Bu da sizi tamamı anlamıyla hareketinizi kısıtlayabilir. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdaki kötülükleri dışarıda bırakıp iyi enerjiyle adapte oluyoruz. Bu ara özellikle başarılarınızla ilgili pazartesi günü odaklanacağınız toplantılar, yoğun tempoların ve bulunduğunuz kurumunu güçlendirmek, ama bazı etrafınızdaki kadın yöneticilerinizle aranızda huzursuzluk oluşabilir. Dikkat! Yeni iş bekleyenler için pazartesi uygundur. Lütfen iş arayışınıza başlayın. Size iyi gelecek. Sevgili konusunda da belki kalp kırıklığı, kalbinizin tamir olmasını isteyebilir. Böyle bir enerjinizle alakalı noktada değişken bir evreniz var gözüküyor. Kalp kırıklığı biraz sizi huzursuz edebilir diyorum. Değerli yaylar, akrepleri yaptın mı? Yaptım değil mi? Değerli yaylar, yapmadıysak ekleriz. Arkadaşlık ilişkilerinizle yargılamaya başlayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu sizin kafanızda takıntılar, olumsuzluklar oluşturmuş olabilir ve bir daha bunlarla görüşmek istemediğinizin kararını vereceksiniz pazartesi. Ama iş evrenizde yeni fikirler, beğenilmeye, işinizle alakalı beğenilme, daha çok yoğun evraklar, dosyalarla uğraşacağınız bir gün. Ama bu dönem en çok neye sıkıntı yapabilirsiniz biliyor musunuz? İlişkinizle ilgili ters giden ayrılıklar konuşması, karşı tarafın sizi sevmemesiyle alakalı yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Biraz ilişkinizle olan duygularınızı daha sakin bir evreye getirmeniz sizin için hayır olacağını söyleyebilirim. Bir de parasal konuda araç takıntınız var. Pazartesi bu daha çok ön planda olacak. Aman gereksiz paradan uzak durun diyorum. Değerli oğlaklar, ruhunuzdaki sanatsal yetenekleriniz daha ortaya çıkacak. Sosyal aktiviteleriniz, daha fazla insanlarla iletişim geçirmek isteyeceksiniz. Kendinizi daha telefon, daha mesaj, daha maillerle ve başarınıza başarı katacağınız bir gün yoğunluğu yaşayacaksınız. Ve çevrenizde alkışlanma, güzelliklerin farkına varma, sizin ne kadar özel bir insan olduğunuzu, onuresini yaşayacaksınız. Yeni iş için belki pazartesi değil ama belli bir süre sonra araştırmalara girerseniz hayırlı olacak. Bir de ev taşınma ya da evle ilgili mutsuzluklarınız olabilir. Bunu toparlamanız sizin için daha sağlıklı. Bu ara içsel rüyalarınız, içsel hisleriniz çok kuvvetli. Aile içerisindeki sorunları çözme vakti diyorum. Değerli kovalar, duygusal ilişkinizle ilgili muhteşem bir gün atlatacaksınız. Güzel sözler, güzel iletişimler, sizi mutlu edecek diyaloglar, çekim gücünün tam anlamıyla size ait olacağını hissedeceksiniz. Bazı kovalarda da ayrılık konuşmalarının böyle yoğunluğu ön planda olacak. O yüzden bazı kovalarda huzursuzluk, bazılarında mutluluk var, ama işle ilgili işbirliği yapacaksınız. Güzel oluşumlar, güzel projelerde dahil olacaksınız. Ufak beklemedik bir parayın tadını çıkartacaksınız. Ve şöyle söyleyeceğim değerli kova burçları, size sunulacak farklı bir iş alanında var. Bunu hayatınıza geçirdiğiniz takdirde de keyif alma, sizi mutlu edecek olaylar bekliyor. Değerli balıklar, pazartesi günü iş alanınıza rağmen tercih ettiğiniz ve beğenmediğiniz noktalar konuşulacak bugün. Yani sizin rahatsız olduğunuz işinizde sizi mutsuz eden, sizinle huzursuzluk yaratan insanları hayatınızdan çıkartma kararındasınız, ama orada devam edeceğiniz için siz de doğru adım atarsanız sevinirim. Bu ara farklı alanlara geçmek isteyen balık burçları için pazartesi karar verme cesaretini ve akıllıca davranmanızı öneriyorum. Manevralarınızı doğru yaptığınız takdirde güzel başarılar elde edeceksiniz. İlişki konusunda da sevgilinizin sizden istediği bir hediye var. Artık bunu alın, ya da siz ne istiyorsanız bunu almanız gerekiyor. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.